Efendim, neden bazı insanlar görmediklerine inanmamak konusunda ısrar ederler? Çünkü hep zannederler ki gayb olan yok olandır. Halbuki gayb olmayan değil, varlığı bizim bulunduğumuz boyuta göre kapalı olandır. Yalnız bu iddiasını bilimle destekleyenler de var. Bak Salih, insan bir cihette dünyaya, bir cihette de metafizik alemlere bakar. Bilim, doğruları bulması için insana yön vermelidir. Ancak bazen insanın dünyevi tarafı bilime yön verir. Halbuki insan dünyaya bakan tarafıyla gerçeği bütün olarak kuşatamaz. Ancak bir parçasını ifade edebilir. Evet. Tek taraflı bilim anlayışı, gerçeği sadece bulunduğu boyutta aramakta ve araç olarak duyuları kullanmaktadır. Duyularsa yanıltıcılığa açık olup, kişiye ve ortama göre değişir. Evet. Mesela bir ağacı düşün. Çekirdekten meyveye duruncaya kadar sürekli değişen ve gelişen bir süreç yaşar. Bunlar maddi prensiplerdir. Bir de ona hükmeden kanunlar vardır ki bunlar elle tutulmaz, duygularla hissedilmez. Bu da varlığın metafizik boyutu. Hatta ağaca hükmeden kanunlar da şuurlu olmayacağı için onların da hakimi çok farklı olmalı. Bak, görmediğine inanmaktan yola çıktık, nerelere geldik. Etrafımızda görüp duyduğumuz, kavradığımız o kadar çok şey var ki görünmeyen tarafı görüneninden daha fazladır. Şair ne kadar güzel demiş. Haktan ayan nesne yok, gözsüzlere pinhan inmiş. Gözünü gerçeğe kapayanlar ancak kendilerine gece yaparlar. Canay, uyudun mu? Uyumadım abi. İyi. Sütünü içmeden uyursan büyüyemezsin. İçmek zorunda mıyım abi? Evet. Birazında sonra içeceğim. Teşekkür ederim abicim. Afiyet olsun. Kalanı da iç ama. Hı. Allah rahatlık versin. Sana da. Günaydın şekerim. Ah, mis gibi kokuyor. Her şey hazırsa uyandırayım mı çocukları? Azıcık daha uyusunlar. Çay anca demleniyor. Sucuk ister misin? Ha, iyi olur. Herkese günaydın. Günaydın oğlum. Günaydın oğlum.
Hayrola, erkencisin. Biraz yürümek istiyorum anne, hemen dönerim. 15 dakikam var. Kahvaltıya sensiz başlayamayız ona göre. Tamam. Barış, dur bakayım. Elindeki kitap ne? Ne okuyorsun? Ruhlar ve ötesi. Yani ruh var, bir de ötesi var, öyle mi? Barış'cığım, neden bu saçmalıkları okuyup duruyorsun? Sen akıllı, başarılı bir çocuksun. Ruh diye bir şeyin olmadığını, bedenden ibaret olduğumuzu görmüyor musun? Bizler birer makine gibiyiz oğlum. Ruh, hayat makinesinin bir derecesidir baba. Bütün büyük sempatik sinirler, kan dolaşımı, göz, kulak ve bütün diğer cihazlar ruhun görünen alemdeki bilinen araçlarıymış baba. Mesela gören göz değil ruh. Göz, ruh için bir pencereymiş. Hepsi bunun içinde. Yeter, yeter. Bu saçmalıklarla zaman kaybetmekten vazgeçmen lazım oğlum. Bu kitaplar falan... Yok yok, gidişini hiç iyi görmüyorum. Nereden buluyorsun bu kitapları? Ya kitapçıda dolaşırken ilgimi çekti. İlgini mi çekti? Niye? Sen bunalımlı bir insan değilsin ki oğlum. İyi de bunun bunalımla ne ilgisi var ki baba? Sadece bir merak o kadar. Bir gün kitapçıya gitmiştim. Değişik bir şeyler bakıyordum. Sonra kitap rafları arasında benim gibi müşteriyle çarpıştım. İkimiz de dalgındık. Heyecanla elimizdeki kitaplara bakıyorduk. Kitap benimkilerin arasına karıştı. Ama ne yalan söyleyeyim, o hepsinden daha çok ilgimi çekmişti. İyi ki de o küçük kaza olmuş. Neyse, hadi görüşürüz. Çocukluğundan beri bu fizik ötesi olaylara düşkündür zaten. Hep annen yüzünden. Rahmetli ruh falan diye diye çocuğun kafasını karıştırdı. Çocukken de çok meraklıydı Barış. Yaratılışı öyle. Sakindir de. İyi, şimdi en deli çağında. Yaşıtları konserden konsere koşuyor, eğleniyor, coşuyor. Bizimki odasında oturup kitap okuyor. Gizli gizli sigara bile içmiyor bu çocuk. Sigara içmek yerine kitap okuyor, fena mı? Olmayan şeylere inanması fena Figen'cim. Neyse, ben Canay'ı uyandırayım. Canay, yardım et bana Canay, lütfen. Yardım et bana Canay. Canay, lütfen yardım et. Yardım et bana lütfen. Canay, yardım et. Uyan bakalım uykucu. Hadi, kahvaltın hazır. Canay, ne oluyor? Abi! 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 Barış! 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 Bunu neden yaptı? Kötü bir baba mıyım ben? Sen kötü bir annemsin. Ona istediği her şeyi verdik. Bütün hayatımızı onlara adadık. Ama oğlumuz...
Kendi canına kıydı. Doğan lütfen. Ne? Haksız mıyım? Ona öyle kızıyorum ki. Ne yaptık da bizi bu şekilde cezalandırmaya kalkıştı? Ne yaptık da Barış kendi canına kıydı? Hayır, abim kendine bir şey yapmadı baba. Benden yardım istedi, onu gördüm. Biliyorum. Üzülmeyin. Bakın abim resmini yaptım. Canay, abin öldü. Bunu kabul etmek zorundasın. Onu hayal etmekten, onun resmini yapmaktan, o gün onu gördüğünü anlatmaktan vazgeçeceksin. Ama gördüm. Kapıda duruyordu. Bana el salladı. Abin öldü. Bunların hepsi birer hayal ürünü. Bunu kabul etmek zorundasın. Anlıyor musun? Anlıyor musun? Doğan. Bu kadar sert davranma lütfen. Barış öldü. Onu bir daha geri getiremeyiz. Onu göremeyiz. Onu kaybettik. Hepimiz bunu kabul etmek zorundayız. İyi geceler. Işığı açık bırakayım mı? Korkuyor musun? Korkmuyorum anneciğim. İyi geceler. İyi geceler. Canay. Abi. Kardeşim. Abi sen yaşıyorsun. Evet. Ama sen şimdi. Bak Canay, ben şimdi çok iyi bir yerdeyim. Sahi mi? Evet. Ama beni sevindirmek istersen eğer. Tabii isterim canım abicim. O zaman benim için dua et. Her dua edişinde ben sevinirim. Söz veriyorum abicim, seni hep sevindireceğim. İstediğin bir şey var mı? Yok canım, sağ ol. İşe geç kalma. Ben Canay'ı okula götürürüm. Anne, dün gece başucumu sen mi koydun? Yo, baban koymuştur herhalde. Ben getirmedim. Öyleyse abim getirdi. Ne? Ne diyorsun sen? Onun için dua etmemi de istedi. Canay, kızım, yavrum. Abin artık yok, yaşamıyor. O sütü gece gelip kendin aldın, öyle değil mi? Yo. İkiniz de getirmediyseniz abim getirdi. Abin artık yaşamıyor kızım. Ama yaşıyordu. Ne bileyim, belki ruhu gelip koydu o sütü. Ruh muh diye bir şey yok Canay. At kafandan bu saplantıları. Hadi git hazırlan şimdi. Çabuk ol. Figen, bari sen saçmalama. Yoksa sen de mi inanıyorsun bunlara? Ya, Doğan, sadece bir ihtimal. Hem Canay'ı rahatlatıyorsa bu fikir neden olmasın ki? Figen, ikimiz de üniversite mezunu insanlarız. Bu devirde hayaletlere inanmamı mı istiyorsun? Şimdi beni iyi dinle. Canay'ı bir psikiyatra götüreceğiz. Kızımı da kaybetmek istemiyorum. Hemen bugün ikimiz de araştıralım. Bu konuda uzman birini bulalım. Ve Canay'ı hemen ona götürelim. Anladın mı beni? Anladım Doğan. Peki. Anne, buraya neden geldik? Kendini daha iyi hissetmen için yavrum. Ama ben iyiyim. Kızım iyi olsan ruhlardan falan bahsetmezsin.
Şimdi uslu ol ve doktor amcanın söylediklerini yap. İyi günler. İyi günler. Doğan Bey. Merhaba. Merhaba, ben psikiyatr Salih Demir. Eşim Figen. Merhaba. Kızım Merhabalar. Canay. Merhabalar. Nasılsın Canay? Önce sizinle konuşabilir miyiz? Benimle mi? Tabii, bizim işimiz önce ebeveynden başlar. Annesinin gelmesine gerek var mı? Hayır, sizin gelmeniz yeterli. Hanımefendi Canay'ı yalnız bırakmasın. Buyurun. Senin iyiliğin için buradayız bir tanem. Korkacak bir şey yok. Doğan Bey, öncelikle şunu bilmek zorundayım. Oğlunuzun intihar ettiğinden emin misiniz? O saatte bir çocuğun evin çatısında ne işi olabilir doktor bey? Her neyse, konumuz bu değil. Konumuz Canay. Canay, abisinin ölümünü kabullenmediği için onun hayaliyle yaşıyor. Hayali derken? Ölmeden önce gelip kendisinden yardım istediğini söylüyor. Abisinin geceleri odasına geldiğini iddia ediyor. Ondan dua etmesini istediğini anlatıyor. Hatta geçen gece başucuna bir bardak süt bırakmış. Anlıyorum. Kızımın tedavisi için sizden yardım istiyorum. Belki Canay'ın bildiğimiz, beklediğimiz yollarla bir tedaviye ihtiyacı yoktur. Lütfen Salih Bey. Benden kafayı ruhlara takmış çocuğumu tedavi ettirmeyip bu saçmalığı kabul etmemi bekleyemezsiniz, öyle değil mi? Gerekirse ilaç da kullanalım. Yeter ki kızım iyileşsin. 10 yaşında bir çocuğa ilaç vermek pek doğru bir yaklaşım değil. Ama bunu sonra konuşuruz. Canay'la bir tanışalım bakalım. Canay kızım, gel. Biz Canay'la yalnız konuşalım. Uslu kız ol. Tamam mı yavrum? Gel Canay. Abini kaybetmişsin. Çok üzgün olmalısın. Gerçi o sana gelip dua etmeni istemiş. Ediyor musun peki? En çok ne yapmayı seversin Canay? Şarkı söylemeyi? Gezmeyi? Resim yapmayı? Bir saat oldu. Biraz daha beklese miydik acaba Doğan? Kızı iyice kötü etkilemesin şimdi bu. Figen'cim, Canay'ın bir an önce ruh saplantılarından kurtulması gerek. Kusura bakmayın, beklettim sizi. Estağfurullah. Benim size tavsiyem Canay'ın üzerine fazla gitmemeniz. Ona ancak onu anlamaya çalışarak yardımcı olabilirsiniz. Nasıl yani? Size şunu öneririm. Resim yapmak, dua etmek ve bir şekilde abisiyle iletişim kurmak onu rahatlatıyorsa engel olmayın. Üstelik bunlar sadece çocukları değil, büyükleri bile rahatlatır. Siz bir bilim adamısınız Salih Bey. Aklın sınırları dışında davranmayacağınızı umuyorum. Aklın kabul etmediği bir şey anlatmıyorum aslında size. Tam aksine, aklın rehberliğinde bir fikir söylüyorum. Olayları nasıl algıladığımızın önemine dikkat çekiyorum. Olabilir ama... Öfkemiz, sevincimiz... Kendisini görmediğimiz ama sonuçlarını yaşadığımız olgular. Ne kadar görürsek o kadar sevebiliyoruz değil mi? Halbuki fiziki gücün gördükleri çok sınırlıdır. Düşünün. Anneniz sizi gördüğüyle mi severdi, kalbiyle mi? Kalbiyle severdi tabii ki. Peki o sevgiye giden görme neyle oluyor? Gözle. Göz görür, kalp sever. Kızınızın gözüyle gördüğü kalbine doluyorsa bu güzelliği ondan esirgemeyin derim. Maksat mutlu olabilmekse tabii.
Neymiş küçük hanımı kendi haline bırakacakmışız. Neymiş onu dinleyecekmişiz. Bırakalım dua etsinmiş. Yok daha neler. Ne cahillik. Bunları Canay'ı okula bıraktıktan sonra konuşalım Doğan. Olur mu? Olmaz efendim, olmaz. Canay da duyacak bunu. Kızım bak. Biz dünyada yaşıyoruz. Sadece biz. Böyle canı kanı olan insanlar. Ruh mu öyle görünmeyen adamlar falan yok. Okulda falan öyle saçma sapan şeyleri anlatma. Yoksa öğretmenlerin çok kızar. Doğan, kızı tehdit edip durma. Biz çocuklarımızı böyle yetiştirmedik. Nasıl çocuk yetiştirdiğimiz ortada. Bak, biri kendini öldürdü. Bırakalım öteki de peri masallarına mı kurban gitsin? Özür dilerim. Figen, lütfen. Canay. Kızım ne kadar üzgün olduğumu biliyorsun değil mi? Biliyorum baba. Bunları hep birlikte atlatacağız, tamam mı? Yeter ki sen de bize yaklaşmak için çaba göster. O zaman abim için sen de dua et baba. Toplumsal bir varlık olan insan, dünyaya gözlerini açtığı andan itibaren başkalarının yardımına ihtiyaç duyar. Bu nedenle insanlar toplu halde yaşarlar. İnsanların yaşadıkları ortam içerisinde ayrılmaz parçası oldukları bazı toplumsal gruplar vardır. Bunların başında aile, okul ve insanın yakın çevresi gelir. Doğan Bey. Doğan Bey. Doğan Bey. Efendim. Buraya raporları ve imzalamanız gereken belgeleri koyuyorum. Her şeyi istediğiniz gibi hazırladım. Benden yapmamı istediğiniz bir şey var mı? Akşamüstü yapacağımız toplantıyı iptal et. Kızımı okuldan almam lazım. Peki efendim. Canay, servise gelmeyecek misin? Gelmeyeceğim. Nasıl gideceksin o zaman? Babanlar mı olacak? Eve gitmeyeceğim ki. Nereye gideceksin? Salih, okul hayatında fizikle aran nasıldı? İş güç o zamanlar, pek okuyamadım ben. İşin tuhafı ne biliyor musun? Okuyup da ıskalamak. O nasıl oluyor efendim? Fizikçiler derler ki 4000 ile 7000 angstrom arasındadır. Yani insanlar bu aralıktaki ışınlarda görürler gördüklerini. Affedersiniz, bu rakamların görünmeyen ışınlarla arasındaki bağlantı nedir? Kısacası Salih, insanlar şu andaki ölçümleri ve bilgilerine göre etraflarındaki ışımanın ancak %1 ila %2'sini görebiliyorlar. Bir de görmüyorum, öyleyse inanmıyorum diyebiliyorlar. Fakat görmediklerinin sonuçlarına inanıyorlar. Nasıl yani? Hastanelere gidip MR, röntgen çektiriyorlar. Göremedikleri ışınların verilerine göre bıçak altına yatıp ameliyat oluyorlar. Hep söylersiniz, maddede nazarı yoğunlaşanın maneviyatta bakışı sığlaşır.
amca. Doğan amca. Ne haber? Canayı gördün mü? Gördüm. Çok acayipti Doğan amca. Seni beklemeyeceğini söyledi. Servise de binmedi. Peki şimdi nerede? Bilmem. Eve gelmeyecekmiş. Gitti. Hayır, nereye gitti? 10 yaşında çocuk başını alıp da nereye gider? Aklımı kaçıracağım. Peki Nazancığım. Tamam. Yani belki hiçbir şey duymamış değil mi? Nereye gittiğini falan söylememiş. Peki Nazancığım. Peki tamam. Sağ ol. Hiçbir yerde yok. Polise mi haber versek? Tamam. Hemen polise haber verelim. Yok, dur dur. Yoksa Salih Bey'i mi arasak? Belki o bize yardımcı olur. Olabilir. Bir arayalım. Evet. Peki, ben size geleyim. Her şeyi daha detaylı konuşalım o zaman Doğan Bey. Peki. Yarım saat içinde oradayım. Görüşmek üzere. İnsan zannediyor ki küçücük cirmi var. Halbuki bilmiyor. Cihanlar onlarda dürülmüş, alemler onlarda gizlenmiştir. Amca abi simit alabilir miyim? Tabii oğlum. Al. Bunu da o kardeşe ver. Baksana. Bunu simitçi amca yolladı. Buyurun. Hoş geldiniz Salih Bey. Hoş bulduk, iyi günler. Yani nereye gitmiş olabileceğiyle ilgili bir ipucu verdim size. Abisiyle birlikte zaman geçirdiği özel bir alan, özel bir yer, ona yakın olabileceği bir mekan neresi olabilir acaba? Artık abisine nasıl yakın olabilir ki? Oğlum intihar etti, kızım delirdi. Ne biçim bir babayım ben? Doğan yeter. Aynı şeyi tekrarlayıp durma. Dayanamıyorum artık, anlıyor musun? Yeter! Her şey nasıl bu hale geldi? Nasıl oldu? Dayanamıyorum artık. Bu kadar yükü kaldıramıyorum. Allah hiçbir kuluna kaldırabileceğinden fazlasını yüklemez Doğan Bey. Bazı zorlukları sadece aklımızla çözmeye çalışırsak başaramayız. Nasıl yani? Nasıl maddi zorluklar varsa ve bunları çözmek için bize akıl verildiyse, manevi zorluklar da vardır. Onlarla baş etmenin yolu kalbimizi kullanmaktır. Bakın Doğan Bey, kalp sadece kan pompalayan basit bir et parçası değildir. Kalbin bir de manevi karşılığı vardır. Kalp ruhun aynasıdır. Gene başlamış şu ruh laflarına. Doğan Bey, siz de bir kez olsun farklı bakmayı deneyin. Gözün görmediğini, gönlün gördüğünü fark edeceksiniz. Bu ne demek? Canay'ın yaptığını yapmayı deneyin. İnanarak bakın. Hayatın farklı tabakaları olabileceğini hissedeceksiniz. Sadece gördüğünüz kadarıyla yetinmek, hayatı monotonlaştırıp insanı karamsar yapmaz mı? Allah rahmet eylesin. Amin. Abimin mezarı.
Hava kararmak üzere. Eve dönmezsen annenle baban seni çok merak ederler. Evet. Sana evine gidene kadar eşlik edeyim. Hava kararacak. Yalnız dolaşma sokaklarda. Hı hı. Söyle bakalım, ne yapıyordun burada? Abime gelmiştim. Ama abin burada değil ki. Olur mu? Abim öldü benim. Buraya gömdüler, ben biliyorum. O zaman niye geldin buraya? O öldü ama yaşıyor aslında. Eve geliyor, onu görüyorum. Anlamadım. Hem ölmek hem yaşamak nasıl oluyor? O öldü ama ruhu yaşıyor. Bedeni öldü, ruhu yaşıyor mu diyorsun? Evet. Siz ne güzel anladınız beni dede. Ama babam beni bir türlü anlamıyor. Hay Allah. Nerede arayıp nerede bulacağım kızımı? Doktor, Canay sizinle hiç konuşmadı mı gerçekten? Hayır. Ama yaptığı resimlere bir bakabilir miyim? Bırakın o saçmalıkları. Hiçbir şey anlaşılmıyor zaten. Sürekli abisini çiziyor. Polise haber verelim artık. Tamam. Saat ilerliyor. Verelim. Abimi görüyorum. Benimle konuşuyor diye tutturdu. Çok korkuyorum. Ya kızım da kendini öldürmeye kalkarsa? Geçen gün bir kere abimi özledim. Abimin yanına gitmek istiyorum dedi. Doğan Bey. Sürekli kızınıza bir şeyler dayatmış olmuyor musunuz? Farklı kabullere de yer verin. Bedenlerin ölüp ruhların korunması olabilir değil. Her kışta ölmüş ağaçlar, tohumlar... Bahar gelince dirilmiyor mu? Sanki ruhları korunuyor da cesetleri çürüyor. Kızınız da böyle bir inanca meyletmiş. Ne zararı var? Sen ne diyorsun be adam? Söylediklerine bak. Bir de bilim adamı olacaksın. Bilim inanca aykırı mı olmalı? Evet. En azından ben sana aykırı olmalıyım. Doğan! Canay. Bir daha mı çalsak? Duymadılar galiba. Peki. Canay! Kızım. Kızım. Neredesin? Kızma baba, abimin mezarına gitmiştim. Bu nasıl da aklıma gelmedi. Nasıl geldin oradan buraya tek başına? Dede getirdi beni eve kadar. Heh, bir hayali arkadaş eksikti, o da çıktı şimdi. Ama babacığım, gerçekten bir dede getirdi beni buraya. Saçmalama evladım, ne dedesi? Of, kim dolduruyor bu saçma sapan fikirleri kafana bilmem ki. Canay mezarlıktan buraya kadar tek başına gelmiş olamaz Doğan Bey. Doğru söylüyor olabilir. Hani nerede o zaman dede? Sen kimseyi görebiliyor musun burada? Biz kapıyı açınca adam kuş olup uçtu mu? Ben de bir yardımın dokunur diye tuttum sana getirdim kızımı. Sen hepten sıyırmışsın. Yok ruhlar ölmezmiş. Yok Canay haklıymış. Çocuğu iyileştireceğin yerde daha da çıldırtıyorsun. Doğan lütfen, çok ayıp oluyor doktor beye. Ne sahip ya? Lütfen hemen git buradan. Lütfen. Garip garip fikirlerinle kızımı daha da hasta etmene izin vermeyeceğim. Ne kadar katısın Doğan. İhtimaller de bilimin sınırları içinde değil mi? Ben mi katıyım Figen? Biraz mantığını kullanıp düşünsen sen de benim gibi tavır alırdın. Gel kızım, gel canım. Babacığım, ağlama.
Biliyorum sen de abimi çok özlüyorsun ama buluşacağız bir gün onunla. O aslında ölmedi. Ölen sadece bedendir, ruh ölmez. Bir gün hepimiz gene bir arada olacağız. Kızım neden böyle konuşuyorsun? Bak yüreğimi indireceksin benim. Ne demek buluşacağız abimle? Abin öldü senin. Nasıl buluşacaksın onunla? Beni çok korkutuyorsun. Ama... Niyetin aklından geçen ne anlamıyorum ki. Daha çok küçüksün. Doğru değerlendiremiyorsun olanları. Abimi tekrar göreceğimi biliyorum ama. Doğan ne oluyor? Canaya bir şey mi oldu yoksa? Korkuyorum Figen. Kızımı da kaybetmekten korkuyorum. Giyin çabuk çıkıyoruz. Nereye? Doğru dürüst bir doktora götüreceğiz kızımı. Neden bu kadar acelecisin Doğan? Bak kızımızı aklımızla ikna edebiliriz. Bu daha doğru olur. Benim o kadar beklemeye tahammülüm yok Figen. Senin aslında ikna olmaya niyetin yok. Geliyor musun? Evet doktor bey. Canay sen yan odadaki akvaryumu gördün mü? Bir sürü güzel balık var içinde. Annesi bir zahmet. Tabii göstereyim ben. Gel kızım. Doğan bey kızınız ciddi bir travma geçirmiş doğal olarak. Peki ben ne yapacağım? Ya kendine bir zarar vermeye kalkarsa? Abimle buluşacağız diyor abire. Çok normal. Yaşadığı ağır travmanın da etkisiyle ilgi çekmeye çalışıyor. Böyle olmayan şeyler uyduruyor olabilir. Ama endişelenmeyin. Bir çaresini bulacağız. Kızınıza ilaç tedavisi uygulayacağız Doğan Bey. Bu ilaçlar fiziki bünyede bir takım sıkıntılara yol açabilir. Fakat bir süreliğine kısmi rahatlama sağlar. Çok sağ olun. En azından bu yol bize biraz zaman kazandıracak. Ama sizi uyarıyorum. İlaçların tesiri hangi boyutlarda olur onu görmem için 2 hafta içinde tekrar gelmeniz gerekecek. Tamam. Çok teşekkür ederim. Doğan, Canay daha çok küçük. Bu ilaçları kullanması pek doğru gelmiyor bana. Hem doktor da sakıncalı olduğunu söyledi. Bana artık itiraz etme Figen. Ne yapalım yani? Bırakalım da kızımızı göz göre göre yitirelim mi? Kızım, bırak o mendili, kirlenmiştir. Annen yenisini verir. Ben bu ilaçları içmek istemiyorum. Ama iyileşmek, mutlu olmak için içmen gerek kızım. Hadi. Ben resim yapacağım odamda. Konuşarak, dinleyerek çözemez miydik? Canay'ın söyledikleri çok da yanlış düşünceler gibi gelmiyor bana. Nasıl yani? Aslında benim de tek avuntum... ...oğlumun yokluğuna dayanmamı sağlayan kuvvet, barışa
Oğluma bir gün kavuşacağım düşüncesi. Onun aslında ölmediğini bilmek... Sen yapma bari Figen. Doğan, senin de onun yokluğuna alışmakta zorlandığını, onun ölümünü anlamlandıramadığını görebiliyorum. Oğlumuzu sevmiyor muydun Doğan? Çok seviyordun. Ama bak, sevgi de somut bir şey değil, öyle değil mi? Demek ki... Figen, ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Ben kızımı kurtarmaya çalışıyorum, sen daha beter durumdasın. Niye beter olayım? Barış'ın yok olduğuna inanmak mı daha mantıklı? Yoksa bir başka şekilde yaşıyor olduğunu bilmek mi? Ben kızımı bütün bu şeylerden kurtaracağım, tamam mı? Sevgili seyirciler, Başbakan Erdoğan'ın Amerika seyahati başladı. Erdoğan pazartesi günü Beyaz Saray'da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Bush'la bir araya gelecek. Liderin görüşmesindeki en önemli gündem maddesi terör. Caner, sen niye çizmiyorsun? Kızım, bir şey söylesene. Bak, geldin bomboş. Ne yaptın dersin başından beri? Hadi çizmeye başla artık. Bak, yarışmaya göndereceğiz resmini. Çok az zaman kaldı. Yetişmez sonra. Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Bu mu resim diye çizdiğin? Bunu çiz diye mi aldım seni resim grubuna? Hani çok meraklıydın, çok seviyordun resmi. Kızım, bir şeyler söylesene. Neden resmini yapmıyorsun? Bak, böyle susmaya devam edersen senin için hiç iyi şeyler düşünmeyeceğim ona göre. Kızım, demli bir çay getir bana hemen. Hemen Doğan Bey.
mendil nereden geldi buraya? Bilmiyorum Doğan Bey. Sabah odanızı toplarken görmedim. Efendim. Buyurun öğretmen hanım. Kızıma bir şey mi oldu yoksa? Tamam, hemen geliyorum. Canay, kızım, ne oldu bir tanem? Neden ağlıyorsun? Anlamadım ki neden böyle davranıyor. Atölyede yarışma için resim yapmaları gerekirken Canay öyle put gibi duruyordu. Dalga geçiyor sanıp bağırdım ben. Ama sonra ağlamaya başladı. Kusura bakmayın, sizi de işinizden alıkoyduk ama Canay'da bir gariplik var son zamanlarda. Nasıl desem, ruh gibi, fişi çekilmiş gibi. Sağ olun öğretmen hanım. Ben Canay'ı eve götüreyim bugünlük. Hı hı. İyi misin Doğan? İyi değilim Figen. Hiç iyi değilim. Çok acı çekiyorum. Canım çok acı. Oğlum. Hayatının bağrındaki oğlum. Neden kendini öldürdü? Canay'ın da psikolojisi alt üst oldu. Ya o da bir şey yaparsa kendine. Ya o da öldürürse kendini. Şşş. Böyle bir şey olmayacak. Korkuyorum. Çok korkuyorum. Ama elimden hiçbir şey gelmiyor. Kızıma yardımcı olamıyorum. İyi bir baba değilim ben. Lütfen böyle konuşma Doğan. Sen her zaman çok iyi bir baba oldun çocuklarına. Onları çok sevdin. İlgini hiç esirgemedin. Bir yerde yanlış yaptım ama. Yanlış yapmış olmalıyım. Önce Barış. Şimdi de Canay'ın bu hali. İyi olsun diye doktora götürdüm onu Figen. İyi olsun. Kendini mutlu hissetsin diye ilaçlarını almasını istedim. Biliyorum Doğan ama... Bence biz Salih Bey'i bırakmamalıydık. Sanırım haklısın. Salih Bey, anlayışınız için tekrar teşekkür ederim. Estağfurullah, lütfen üzerinde durmayalım bunun. Peki ben ne yapabilirim? Kızımı o kötü düşüncelerden uzaklaştırmak için ilaç tedavisine başladım.
Bu kez de her şeyle ilgisini kesti. Eski halinden eser yok. Resim bile yapmıyor. Canay'ın kötü dediğiniz düşüncelerini dinleyip anlamaya çalışsanız. Anlamak mı? Nasıl yani? Ruhlardan bahsediyor kızım. Nasıl anlayabilirim ki bunu? Canay doğru söylüyor olabilir mi acaba? Canay'ı görmeme izin verirseniz belki onunla konuşup anlamaya çalışabilirim. Tabii tabii, isterim görmenizi. Ama onu buraya getiremem. Şimdiye kadar iyi edeceğim derken çok zarar verdim kızıma. Daha da beter olmasından korkuyorum. Oğlum gibi intihar etmesinden. Buna dayanamam. Kızımı da kaybetmeye dayanamam. Doğan Bey, oğlunuzun intihar ettiğinden emin misiniz? Babacığım, uyandın mı sen? Canaycığım, sen resim yapmayı çok severdin ama. Bak hep boş bırakmışsın kağıtlarını. Canın resim yapmak istemiyor mu artık? Hadi kalk. Yüzünü yıka da mutfağa gel. Şöyle güzel bir kahvaltı yapalım. Annen, sen, ben. Hadi, bekliyorum. Günaydın. Günaydın. Sağ ol canım. Doğan, şu ilaç meselesinde danıştın mı Salih Bey'e? Danışacağım Figen. Ama şimdilik biz bırakmayalım gene de. Diğer doktorun da bir bildiği vardır sonuçta. Adam kaç yıl okulunu okumuş bu işin. Ne hoşuna gitti bakayım? İşte benim mezarlıktan, abimin yanından bu dede getirmişti. Hadi bakalım. İlacını iç kızım. Figen dur. Sen bu konuda da haklıydın. Aslında bu ilaçlara ihtiyacı yok kızımızın. Anlattıkları hayal, uydurma değilmiş. Kızım. Canım benim. Affet beni. Affet. Hoş geldiniz Salih Bey. Hoş bulduk. Bu kuş nereden çıktı? Şurada yerde duruyordu. Daha yavru. Çatıdan, yuvasından düşmüş olmalı. Mümkünse yuvasına geri koyalım. Tamam. Ben size yardımcı olayım. Hı hı. Yuvası nerede acaba? Şurada işte. Şimdi yerleştiririm onu. Tamam. Oldu işte. Hı hı.
Doğan Bey, iyi misiniz? İyi miyim? Yok bir şey. Dikkat Doğan Bey! Sakin olun. Sakin olun, çekiyorum sizi. Elinizle şuraya tutun. Dikkat edin. Tamam. Tamam, çok güzel. İntihar etmedi. Canına kıymadı. Demek buradan düştü oğlum. Gördün mü? İşte bak. Bu amca beni eve getirmişti. Evet kızım. Bak, burada da güvercinler var. Ve burada da... Burada da abim var. Bakın, bize el sallıyor. Anneciğim, ağlama. Ağlamıyorum kızım. Baba sen de mi? Yok canım. Nereden çıkarıyorsun? Çok güzel olmuş resmin. Abimle buluşacağız. Üzülmeyin artık. Onun için dua edin. Ben onu hep burada hissediyorum. Resmin çok güzel olmuş. Gerçekten mi? Ama daha önce sevmiyordun resimlerimi. Daha önce görmüyordum da. O yüzden. Barış'ın dediği gibi. Gören göz değil, ruhtur. Göz, ruh için sadece bir penceredir. Babacığım. Doğan Bey zorlandı ama başardı sonunda. Her şey Allah'ın dilemesiyledir. O diledikten sonra görmeyecek göz, hissetmeyecek gönül yoktur. Hem de bazen insanın kendine rağmen. Elbette insanın kendine rağmen. Baksana, yüz binlerce delil varken benim gibi bir faninin resmi, senin gibi bir doktorun eliyle nasıl her şeyi değiştirdi? İstihdam eden o olunca hangi sonuç çirkin olabilir ki? Hadi bakalım küçük ressam, gidiyoruz. Hadi. Nereye baba? Pastaneye. Güzel bir pastayı hak ettin. Oley!